İşte kapanış verilerini aldık. Hemen bir bakalım. %0,19'luk bir yatay ama pozitif seyirle beraber 10.677'den kapanış gerçekleşti ve BIST yüzdeki hacme baktığımız zaman 95,3 milyar lira olduğunu görüyoruz hacimde. Şimdi hemen gün içindeki seviyeleri tekrar bir hatırlatmak istiyorum size. Gün artıda başlamıştı ancak artıda tutunamadı. Ardından gelen hareketlilikle beraber, satışlarla beraber 14.40'lar sularında 10.593'e kadar geri çekildi. Ve o düşüşün ardından gelen özellikle saat 15.30'lardan sonra yoğunlaşan hareketlilikle birlikte ki bankacılıkta önemli bir etki vardı. Bu saat diliminde özellikle 14.45'ten sonra gelen alımlarla birlikte saat 16.20'lere kadar zirve noktasına kadar taşındı ve 10.716'yı da gördü. BIST yüz endeksi %0,19'luk bir primle beraber günü kapatmayı başardı. İşte günün öyküsünü şimdi hemen konuşacağız. Investaze Yatırım Araştırma Strateji Müdürü Mehmet Bilal Bircan bizi bekliyor. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Bora Bey, hoş bulduk. Şimdi ilginç yatay testere görünümlü ve tabii seans içinde düzeltmeli, kar realizasyonu bol, ardından gelen hızlı hareketi bol bir seans bütünü görüyoruz. Son geride bıraktığımız günler dahilinde ve özellikle de bankacılıktaki hareketler çok yoğun yön veriyor. Hatta endeks üzerinde işte yoğun etkisi olan hisselerin daha farklı bir şekilde baskın geldiğini ancak diğer taraftan İşte onları bir kenara koyarsak diğer taraftaki hisselerin ise yoğun kayıplarla beraber de günü kapatabildiğini de görüyoruz. İşte bugün nasıl geçti? Bugünkü öykü nasıl gelişti? Tabii. Aslında genel anlamda geçtiğimiz haftanın ortalarından itibaren ve tabii ki bu hafta özelinde de biraz daha yön arayışı içerisinde olan bir Borsa İstanbul görmekteyiz ve yön arayışı olmanın da ötesinde yön bulmakta zorlanan bir fiyatlama takip ediyoruz. Özellikle BIST yüz endeksinde. Keza bugünkü hareketlerde de bunu gözlemledik diyebiliriz. Özellikle yukarı yönlü hareketlerin günün ikinci yarısında biraz daha ön plana çıktığını takip ettik. Ki gün içerisinde hatırlarsak 10.720 seviyelerine kadar yükselmişti BIST yüz endeksi. Ancak kapanışa doğru bir miktar geri çekilme ile beraber günü 10.677 puandan kapattı. İfade ettiğim gibi aslında son birkaç işlem günde yani geçtiğimiz haftanın ortalarından bugüne geldiğimizdeki süreçte biraz yön bulmakta zorlanan ve yukarı yönlü hareketlerinin de bu anlamda sınırlı kaldığını görüyoruz. Ve burada neler etkili diye baktığımızda hem bugün özelinde hem de en azından bugüne kadarki süreçte, geçtiğimiz haftadan bugüne kadarki süreçte biraz aslında haber akışlarının görece sakinlediği bir süreçteyiz ve bu hafta özelinde de aslında görece haber akışları sakin, veri yoğunluğunun görece az olduğu bir hafta içerisindeyiz. Haftanın son işlem günü biraz daha yoğun bir veri akışı takip ediyor olacağız. Dolayısıyla biraz daha piyasa tarafı belki bunu biraz daha bekleyip görmek istiyor olabilir. Diğer taraftan halka arzının yoğun şekilde geldiği bir yine süreçteyiz. Bunların etkisini görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede biraz daha yön arayışının devam etmesi söz konusu olabilir ve bunun paralelinde de volatil seyir ki bugün ve geçtiğimiz bu son 5-6 işlem günündeki gibi volatil seyir görebiliriz. Burada bugün özelinde gün içerisinde ifade ettiğimiz gibi 10.720 seviyeleri test edildi. Burası önemliydi. Neden? Yukarı yönlü hareketler bundan sonraki süreçte devam edecekse eğer ilk direnç bölgesi olarak karşımıza 10.700-10.750 bölgesi çıkıyor. Dolayısıyla gün içerisinde zaten bunu test ettik. Ancak bundan sonraki süreçte yani haftanın devamında bu seviyenin üzerindeki kapanışları takip ediyor olacağız ki yukarı yönlü hareketlerin tekrardan ivme kazanabilmesi için. Bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketlerde kademeli olarak 10.800-10.850 seviyeleri ve daha yukarıda 10.930 seviyesi karşımıza çıkıyor. 10.900 seviyesinin 10.930 seviyesi 30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.000 seviyesi burada yine psikolojik direnç olarak karşımıza çıkmakta. Ve hatırlarsak geçtiğimiz hafta yine Salı günü 11.088 seviyesini test eden bir BIST endeksi görmüştük ki 11.000 seviyesinin üzerine çıkılmasıyla beraber artık tekrardan yukarı yönlü hareketlerin daha da ivme kazanması söz konusu olacaktır. Ancak kısa vadede ifade ettiğim gibi hem yarın hem de haftanın devamında biraz daha veri akışına bağlı olarak
görece hareketlerin sınırlı kaldığı bir fiyatlama görmemiz söz konusu olabilir. Burada Cuma günü ne işaret etmek istiyorum ben? Cuma günü neden önemli? Hem yurt içerisinde büyüme verisini takip ediyor olacağız. Yılın ilk çeyrek büyümesini, ki orada beklentiler baktığımız zaman %5,5'luk bir büyüme öngörüsüne odaklanmış durumda piyasalık tarafında, ki keza kurum olarak bizim beklentimiz de %5,25 şeklinde gerçekleşmesi yönünde büyümenin. Eğer beklentilerden daha iyi bir büyümeyle karşılaşırsak, ki burada şunun da altını çizmek gerekiyor, hali hazırda sıkı politikaların, sıkı ekonomi politikaların uygulandığı bir süreçteyiz ve buna rağmen Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte bu kadar güçlü bir veriyle karşılık vermiş olması piyasa için zaten oldukça önemli ve ifade ettiğim gibi beklentilerden de daha da iyi bir veriyle karşılaşırsak bu piyasa tarafında pozitif karşılanacak ve bunun paralelinde borsa tarafında da yukarı yönlü hareketlerin, özellikle Cuma günü yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması beklenebilir. Tabii veri akışının yoğun olduğu bir günden bahsettik ve sadece yurt içerisinde değil, küresel tarafta da özellikle ABD'de Fed için önemli göstergelerden bir tanesi olan PCE verisini, yani çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerini takip ediyor olacağız. Buradan gelecek veriler de hem küresel tarafta hem de yurt içerisinde yine volatiliteyi arttırıcı bir etki yaratabilir. Bu anlamda Cuma günü volatilitenin yükselmesini, ancak diğer taraftan yurt içerisinde özellikle büyüme verisiyle beraber, beklentilere paralel gelecek verilerle beraber yukarı yönlü hareketlerin bu anlamda biraz daha ön plana çıkmasını ben açıkçası beklerim. Tabii Cuma gününe gelen ne kadarki süreçte, az önce de vurguladığım gibi, biraz daha piyasa temkinli şekilde ilerlemesini sürdürecektir. Eğer ekstrem bir haber akışıyla karşılaşmaz ise böyle bir durumda, yayının başında da ifade ettiğim gibi, ilk etapta özellikle 10.700-10.750 bandı ilk direnç bölgemiz, yukarı yönlü hareketlerin ivmelenmesiyle beraber 11.000 seviyesi psikolojik direnç olarak karşımıza çıkmakta. Tabii ki arada direnç seviyelerimiz olacaktır. Ara direnç seviyelerimiz 10.800 ve 10.930 gibi. 11.000 seviyesinin üzerinde kapanışlar görürsek yukarı yönlü hareketlerin devam eden süreçte kalıcı şekilde devam etmesi söz konusu olacaktır. Çünkü kısa vadede her ne kadar biz biraz daha yön arayışını konuşsak da Borsa İstanbul özelinde, orta vadede ve tabii ki yılın geneline baktığımızda aslında borsayı yukarı yönlü taşıyacak, yukarı yönlü hareketleri destekleyecek ve trendi devam ettirecek hikayeler söz konusu. Neler bunlar? Bir kere her şeyden önce makroekonomik dengelenmeye dair işaretleri almaya başladık. Yılın ikinci yarısında enflasyon tarafında aşağı yönlü eğilimin daha da hızlanmasını bekliyoruz. Ve daha da önemlisi, aslında yabancı yatırımcıya dair artık girişlerin ivme kazandığını biliyoruz ki mevcut durumda baktığımız zaman son dönem gelen verilerle beraber özellikle tahvil tarafında yabancı yatırımcının rekor alımlar gerçekleştirdiğini görmekteyiz ki son 2 haftalık periyotta verilere baktığımızda tahvil tarafında 10 Mayıs haftasında 2.8 milyar dolarlık rekor tahvil alımı gerçekleştirmişti. Devam eden haftada 1.3 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti ve bunun paralelinde borsa tarafında da girişlerin keza arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte aslında borsayı destekleyecek hikayelerin olduğu bir süreç bizleri bekliyor. Buna biraz daha yatırımcılar belki odaklanmalı. Dolayısıyla kısa vadeli hareketlerde, özellikle bugün ve haftanın devamına dair hareketlerde temkinli olmaya devam edilebilir. Belki geri çekilmeler bu anlamda alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ve ifade ettiğim gibi biraz daha orta ve yılın devamına yönelik trendlere odaklanmak bu anlamda yatırımcıya avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii kısa vadede yukarı yönlü hareketlere daha çok vurgu yaptık. Cuma günkü gelecek olası verilere işaret ettik. Ancak olası olumsuz haber akışlarıyla beraber aşağı yönlü eğer hareketler görürsek, burada destek olarak hangi seviyeler karşımıza çıkıyor diye baktığımızda ise Bora Bey, özellikle 10.650 seviyesini ben burada oldukça önemsiyorum ki son birkaç işlem gününde de aslında bu seviyeyi ciddi manada test etmesine rağmen kıramadığını gördük ki bugün de bugünlerden bir tanesiydi. Keza gün içerisinde 10.600 seviyesinin altına sarkmalar gördük. Ancak günün sonunda geldiğimiz noktada 10.677 seviyesinin üzerinde kapatan bir BIST endeksi görmekteyiz. Dolayısıyla ilk etapta aşağı yönlü hareketlerde 10.650 seviyesi bizim için ilk destek noktamız. Bu seviyenin altına sarkmalar, daha doğrusu bu seviyenin altında kapanışlar görür ise de daha aşağıda 10.500-10.575 bandı yine bir sonraki destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta.
Halihazırda 10.500 seviyesinin altında çok ekstrem bir kapanış haber akışı görmezsek 10.500 seviyesinin altında ben kapanış görme olasılığımızın düşük olduğunu söyleyebilirim. Ancak diğer taraftan ekstrem bir haber akışıyla, olumsuz haber akışıyla karşılaşmamız durumunda tabii ki 10.200 seviyelerine doğru hareket eden bir fiyatlama görmemiz söz konusu olabilir. Böyle bir durumda yatırımcıların ifade ettiği gibi panik yapmadan pozisyonlarını şekillendirmeleri daha faydalı olacaktır. Çünkü orada da yine 10.200 seviyesi önemli ve güçlü destek noktalarından bir tanesi. Keza bu seviyenin altına sarkmalar olsa da mevcut şartlar devam ettiği sürece ben bu seviyenin altında kalıcılık sağlayamayacağını düşünüyorum BIST endeksi için. Biraz tabii haber akışlarını konuştuk, hareketleri konuştuk. Ancak hacim tarafında da son 3 işlem gününde en azından, yani geçtiğimiz hafta Cuma ve dün haftanın ilk işlem günü ve bugün özelinde biraz daha 100 milyar TL'nin altında BIST endeksinin hacminin kaldığını görmekteyiz. Bu önemli çünkü hatırlarsak geçtiğimiz hafta Salı günü Koç Holding ve Yapı Kredi'ye dair çıkan haberlerle beraber yeni bir rekora doğru gitmişti hacim tarafı ve 200 milyarın üzerinde bir hacime ulaşmıştı BIST endeksinin günlük hacmi. Hali hazırda geldiğimiz nokta tekrardan en azından son 3 işlem gününde hacim tarafını da görece 100 milyarın altında kalıyor olması endeks tarafındaki hareketleri yine bu anlamda sınırlayan faktörlerden bir tanesi diyebilirim.